Bu videoda proteinlerden söz edeceğiz arkadaşlar. Bazılarınız protein kavramına aşina olabilirsiniz en azından belli bağlamlarda. Değil mi? Hazır gıda paketlerinin üstünde besin değerleri tablosu olur mesela. Orada protein başlığı vardır. Her porsiyonun böyle kaç gram protein içerdiği yazar sporla arası iyi olanlarınız varsa spora gidenler proteini kas yapımına yardımcı bir madde olarak da biliyor olabilir değil mi? Böyle spor hocaları der ki bol bol mesela protein tüketim falan değil mi? Bunların hiçbiri yanlış değil. Ama bu videoda ve ilerleyen videolarda göreceğimiz üzere hangi canlıdan söz ediyorsak olalım proteinler biyolojik süreçlerin hemen hepsinde görev alıyor. Peki nedir bu proteinler? Biyomoleküllerdir. Yani biyolojik sistemlerde bulunan moleküllerdir. Bunlar aynı zamanda büyük biyomoleküllerdir. Başka bir deyişle makromoleküllerdir. Yani çok 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 büyük sayıda atomdan oluşurlar. Bu ikisi şaperon proteinin iki farklı açıdan görüntüleri. Bir şaperon proteini bir hidrojen atomunun 800 bin katı kütleye sahiptir. Yanlış duymadınız arkadaşlar 800 bin katı. Yani içinde on binlerce atom barındırır demek istiyorum. Bu da onu bir makromolekül kılar. Ama bu noktada dikkat etmek lazım. Bu tür moleküller moleküler düzey için çok çok büyük olsalar da bildiğimiz en büyük protein olan titan bile yaklaşık 1 mikrometre uzunluğundadır. Titan bu gördüğünüz şaperon proteinden çok daha büyük bir protein. Buna rağmen boyu 1 mikrometre yani 1 milimetrenin binde biri arkadaşlar. Dolayısıyla en büyük proteinler bile mikroskobiktir. Şimdi proteinleri oluşturan yapı taşlarına bir göz atalım. Bazı proteinler amino asit dediğimiz şeylerin tek bir zincirinden oluşur. Şaperon gibi proteinlerse birden çok amino asit zincirinden meydana gelir. Birazdan amino asitlerin bazılarına değineceğiz. Ama şimdilik amino asitleri proteinlerin yapı taşı olarak düşünün. Mesela bu amino asit başka bir amino aside bağlanıyor. Bunların tek bir çeşit amino asit olması da gerekmiyor. Sonra bu amino asitler çok çok uzun zincirler oluşturuyor. Açık açık yazayım. Bu bir amino asit. Bu adı almasının nedeni bir amin grubu içermesi. Ama şimdilik bunu bilmek zorunda değilsiniz. Ve bu amino asitler polipeptit zinciri adı verilen şeyin polimerlerini oluşturan monomerler. Bunlar monomerler. Bu monomerleri birbirine bağladığımızda, e, bu arada bu böyle devam ediyor. Yüzlerce, binlerce aminoasit birbirine bağlı gibi düşünün, böyle, evet. Oluşan bu yapıya polimer diyoruz arkadaşlar. Ve aminoasitlerden oluşan polimere, yani bu aminoasitler zincirine polipeptit zinciri adını veriyoruz. Bazen polipeptit zincirinin kendisi bir proteindir. Bazen de bir protein birden çok polipeptit zincirinin birleşmesinden oluşur. Peki bu nasıl olur? Amino birbirine bağlandıktan sonra kıvrılarak protein şeklini alırlar. Mesela buradaki şaperon proteininde bir takım amino asit zincirleri kıvrılarak üç boyutlu bir biçim yani konformasyon oluşturmuştur. Zaten proteinlere asıl gücünü veren şey de budur. Dediğim gibi proteinler biyolojik süreçlerin hemen hepsinde görev alır. Yapısal görevleri vardır. Aynı zamanda mekanik görevleri de vardır. Örneğin kaslarımızın kasılması için aktin ve miyozin proteinlerinin etkileşmesi gerekir. Kaslarımız böyle kasılır. Enzim olarak görev yaparlar. İlerleyen videolarda enzim konusunu çok daha derinlemesine işleyeceğiz. Enzimler tepkimelerde katalizör görevi görür biyolojik sistemlerdeki biyokimyasal süreçlerin gerçekleşmesine yardımcı olurlar. Bağışıklık sisteminde görev alırlar. Sinyal alışverişinde işlev görürler. Vücudun bir bölgesinden diğerine sinyal gönderebilirler veya o sinyalleri alan reseptörler olarak görev yaparlar. Yani proteinler inanılmaz derecede önemlidir. Bunlardan bahsettiğimize göre şimdi proteinin yapı taşı olan aminoasitlere daha yakından bakalım. Az önce ne dedik? Amino asitler, polipeptit adını verdiğimiz polimerleri oluşturan monomerlerdir. Ve oluşan polipeptit başlı başına proteinin kendisi olabileceği gibi, proteini oluşturan zincirlerden biri de olabilir. Solda bir amino tipik yapısını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir takım oksijenler, hidrojenler, karbonlar, azotlar falan var. Ve buradaki karbona bir R bağlanmış. R hangi elementti ki diye düşünecek olursanız düşünmeyin. Bu bir element değil. Bu amino arasındaki farkı belirleyen yan zinciri temsil ediyor. Yani bir nevi yer tutucu. Görselde bazı amino gösterilmiş. R'nin ne olduğu açıkça görülebiliyor. Mesela Arginin amino asidi için R grubu bu kısım oluyor. İşin biyokimyasını çok detaylı bilmenize şimdilik gerek yok. Şunu bilin yeter. Buradaki tüm amino asitlerde üst kısım ortak ama hepsinin altına farklı bir R grubu bağlanmış. Biyolojik sistemlerdeki protein çeşitliliği bu amino asitlerin farklı dizilişleri sayesinde ortaya çıkıyor. Bu müthiş bir şey. Şaperon proteini görseline geri dönelim. Bu protein başka proteinlerin biçim kazanmasına yardımcı oluyor. Tabiri caizse proteinlerin katlanma sürecine refakat ediyor. Şunun karmaşıklığına bakar mısınız? Adeta karmaşık bir makine gibi. Ama biyolojik sistemlerde doğal yollardan oluşuyor. Biyolojiyi keşfettikçe muhteşem birer sistemi andıran bu heyecan verici proteinlerin hayal gücümüzün sınırlarını zorladığını göreceğiz.